Avcısı Bodrum Yalıkavak'ta Villa La Luna'da. Evet, bugün Bodrum Yalıkavak'ta lokasyon için söyleyecek sizlere hiçbir sözüm yok. Çünkü Bodrum Yalıkavak Tilkicik Koyun'dayız ve şu anda buradan Tilkicik Koyun'u görebiliyorum. Yani villamızdan, hatta bu bahçe alanımızdan, sıfır seviyesinden bu manzarayı, eşsiz manzarayı izleyebiliyorsunuz ve Tilkicik Koyun'u görebiliyorsunuz. Ve hatta buradan marinaya sadece 5 dakikalık bir mesafedesiniz. Bunların altını özellikle çizmek istiyorum. Hemen evimizin teknik detaylarını vermek istiyorum. 650 metrekare arsa payımız var. 4 artı 1 villamız. 280 metrekare brüt, 220 metrekare de net kullanıma sahip. Bu arada odalarımızın her birinde banyo tuvalet var ve artı bir tane de ortak banyo tuvaletimiz var. Yani toplamda 5 tane banyo tuvaletimiz var. Artı bunların haricinde bir de müştemilatımız var. Hatta bu müştemilatı 1 artı 1 ev olarak da kullanabilirsiniz. Bunların yanında 3 araçlık otoparkımız ve 50 metrekare büyüklüğünde büyük bir yüzme havuzumuz var. Evet, aslında anlatılacak bir sürü şey var burada. Ama şu eşsiz manzarayı sizlere birazdan gösterecektir herhalde Doruk. Bunu söylemeden edemiyorum. O zaman daha fazla uzatmayalım. İsterseniz villamızın ayrıntılarına geçelim. Şimdi villamıza giriş yapacağız. Hemen sizlere şunu söylemek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz yol sadece bu villaya ait. O çok önemli. Buradan sadece siz ve sizin misafirleriniz gelebilir. Evet, bu yolu çıktıktan sonra hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz otopark alanımız ve içerisinde de bir müştemilatımız ya da bir artı birlik bir evimiz var. Burası 3 araçlık kapasiteye sahip. Tabii ki boyutlara göre bu değişebilir. 2-4 araç arasında değişebilir. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Burada altyapımız hazır. Burası kapalı otopark olarak kullanılabilecek. Hemen hazır buradayken bir de müştemilatımıza bakmak istiyorum. Müştemilatımız toplamda 50 metrekare büyüklüğünde. Burada çok az bir işçiliğimiz kaldı. Evin diğer noktalarında da çok hafif rütüşler yapılması gerekiyor. Evimiz 1-2 hafta içinde hazır olacak. Bunu söylemek istiyorum. Buraya L şeklinde bir mutfağımız gelecek. Ayrıca hemen şunu göstermek istiyorum. Burada bu kata ait bir tane geniş banyo tuvaletimiz var. Ve burada da bir adet odamız var. Burası çok amaçlı kullanılabilir. Artık siz nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum ama burası müştemilat ve yardımcı için yapıldı. Ama onun haricinde de siz burayı çok farklı şekillerde de değerlendirebilirsiniz. Spor salonu, fitness, sauna, hamam gibi birçok, sizin artık düşünceniz nedir bilmiyorum, farklı alanlarda değerlendirilebilir. Evet, şimdi yukarıya çıkalım. Garaj alanımızın hemen yan tarafında buranın üst tarafı havuz. Diğer tarafın üst tarafı da bahçe alanı. Havuzun hemen alt tarafında gördüğünüz gibi burası teknik alan.
Havuzun motorları ve aynı zamanda su deposu bu bölümde. Ayrıca evimizde bir su deposu var. Burada bir de şunu belirtmek istiyorum. Burada iki tane havuz motoru var. Bu havuz motorlarından bir tanesi kışın kullanılmak üzere konulmuş. Yani siz kışın da havuza girmek isterseniz suyunuzu ısıtıp kışın da havuzunuzu kullanabilirsiniz. Bu da bence çok önemli bir özellik. Evet, tamamen doğal taşlar, merdivenlerimiz doğal taş ve dış kaplamalarımız da taş gördüğünüz üzere ve şu anda evimizin giriş bölümündeyiz. Yüksek kapılarımız var. Hemen bir de şunu sizlere göstermek istiyorum. Binamızın kimlik sertifikası var. Binamızın iskanı da alınmış, hiçbir problemi yok. O yüzden bunu da kesinlikle belirtmek istiyorum. Eğer tabii ki de görmek isterseniz bina kimlik sertifikasından bütün işlemleri detaylı olarak görebilirsiniz. Bina kimlik sertifikası çok fazla rastladığımız bir durum değil. Evet, şimdi içeriye geçelim. Evin giriş bölümündeyiz. Girer girmez salona ya da mutfağa girmiyorsunuz. Bu güzel özelliklerden bir tanesi. Benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Giriş bölümüne gelir gelmez hemen sağ tarafımızda şu şekilde değerlendirilmiş bir bölüm var. Burayı kiler, depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Burası merdiven altı ve bence de çok güzel değerlendirilmiş. Girdik, hemen karşı bölümde ayakkabılığımız ve portmantomuz var. Hemen onu da sizlere şöyle kısaca göstermek istiyorum. Işıklı bir portmantomuz. Sağ tarafta da ayakkabılık bölümünü görebiliyorsunuz. Yukarıda da gene depolama alanlarımız var. Onları da şöyle açıp göstereyim. Çok yüksek. Tabii ki nasıl kullanırsınız bilemiyorum. O biraz sıkıntı olabilir mi? Ama burada yüksek dememdeki en büyük amaçlardan bir tanesi... Tavanımızın yüksekliği 3.10, 3 metre 10 santim. Bu da gerçekten inanılmaz bir ferahlık katıyor. Buradan, koridordan geçtikten sonra salonumuza geçiyoruz. Burada hemen sağ tarafta yine bir dresuarımız var. Ve buradan salonumuza geçiyoruz. Salonumuz toplamda 80 metrekare, epeyce geniş bir salon. Ve karşı bölüm komple cam yapılmış. Hem duvarlar arasında hem de tavandan tabana kadar cam. Böylelikle bahçeyi gerçekten sanki bahçe ortamını ve havuz ortamını dışarıyı içeriye taşımışsınız gibi. Bu da burada neredeyse 80 metrekare değil belki bunun 2 katı 3 katı daha fazla bir ferahlık, mekana bir genişlik sağlıyor. Bunu da kesinlikle belirtmek istiyorum. Ve tabii ki salon bölümüne oturduğunuz zaman... Buradaki eşsiz güzelliği de göstermek istiyorum. Evet, şunu da hemen Linea Rossa kapımızı da kapatalım. Buradan harika bir güzellik. Kış mevsiminde de mevsim ne olursa olsun. Kışın içeride sıcacık oturabilirsiniz. Yazın serin bir şekilde oturabilirsiniz. Ve buradan havuz, arkasında çim alanınız ve onun karşısında da Yalıkavak'ın çok güzel dağ ve doğa manzarasını izleyebilirsiniz. Evet, manzaraya birazdan tekrar bakacağız. Tekrar salon bölümündeyiz ve bu salon bölümünden mutfak bölümüne geçmek istiyorum. Burada L şeklinde gerçekten çok büyük bir mutfak tezgahımız var. Burada da birkaç tane eksiğimiz var. Burada evyemizde çok küçük bir problem olduğu için evyemiz değişecek ve bataryalarımız da takılacak. Bu arada Franke marka. Hemen markayı söyledim. Aklıma şu geldi. Eşyalı şekilde satılıyor. Burada görmüş olduğunuz bütün eşyalar fiyatın içine dahil. Tabii ki ufak tefek eksikler var. Şu anda o eksikler de yapılıyor zaten. Şuradan hemen birkaç tane dolabı, depolama alanlarını sizlere göstermek istiyorum. Evet, lake kaplı dolaplarımız, tabii ki stopperları, her şeyi düşünülmüş. O ufak tefek ayrıntılara çok da girmek istemiyorum. Burada büyük bir hem masamız hem de mutfak tezgahı olarak kullanacağınız bir bölüm var. Burada 5 tane sandalye koyulmuş. Geniş bir mutfağınız, ferah bir mutfağınız var. Ve tekrar bu tarafa döndüğümüzde de buradan dışarıdaki
Dek alan havuz, çimen ve arkasındaki manzarayı birebir izleyebiliyorsunuz. Mutfak alanından da çok keyifli bir şekilde izleyebilirsiniz. Artı tabii ki tamamen doğal ışık içeriye giriyor. Evet, buradan hemen verandamıza çıkmak istiyorum. Bu arada şu bölümde geceliğin çok güzel oluyor. Dış aydınlatmalarımız çok güzel. Geç saatlere kadar kalabilseydik size gece görüntülerini de göstermek isterdik ama maalesef geç saate kalamayacağız. O yüzden anlatıyorum. Verandamıza çıktık. Verandamız dek. Burada bir bahçe mobilyamız var. Görüyorsunuz. Saat şu anda nasıl söyleyebilirim size? Saat 5-6 civarlarındayız. Burası şu anda yavaş yavaş gölge olmaya başladı. Temmuz'un sonundayız. Çok sıcak olmasına rağmen buralar, şu anda emin olun burada çok güzel bir serinlik var. Bu da tabii ki Yalıkavak'ın en güzel noktalarından birisi. Hafif hafif serin serin esiyor. Sizlere söylemiştim, 50 metrekare büyüklüğünde havuzumuz var. Gerçekten büyük bir havuz ve hemen havuzumuzun karşı tarafında da duş alanımızı görüyorsunuz diye düşünüyorum. Evet, bahçe alanımız çok güzel, geniş bir bahçe alanımız var. Hatta çok çok keyifli. İsterseniz hemen salonun ön tarafta bu dek bölümde oturup buradan bu eşsiz manzarayı izleyebilirsiniz. Onun haricinde bahçemizin bu yeşil alan kısmına geldiğinizde buradan aynı zamanda tilkicik koyunu izleyebilirsiniz. Burada bakın bu bölümden tilkicik koyunu izleyebiliyorsunuz. Hafif de olsa bir deniz manzaranız var diyebiliriz ama önünüz çok açık ve asla kapanmaz. Hatta belki bu bölüme bir kamelya yapabilirsiniz ve bu kamelyadan çok daha farklı bir açıda farklı bir manzarayı izleyebilirsiniz ki gene gece manzarasından bahsedeceğim. Gece şehrin ışıklarıyla çok daha güzel oluyor. Yani hangisi daha iyi bilemedim ama hem gündüzü hem de gecesi çok güzel. Şimdi isterseniz bu kattaki odamıza geçelim. Şimdi alt kattaki odamızdayız. Sizlere hemen şunu söylemek istiyorum. Teknik detayları söylerken unuttum. Evimiz yerden ısıtma ve VRF klima sistemi var. Sadece bir odamızda yok. Orada da klimamız var. O yüzden burası yaz-kış oturmaya elverişli. Hem bölge olarak birebir yaz-kış oturabilirsiniz. Hem de ev olarak yerden ısıtması, iklimlendirmesi her şeyi var. O yüzden yaz-kış burada çok rahat bir şekilde kalabilirsiniz. Evet, şu anda aşağıdaki odamızdayız. Altta bir odamız var, üst katta da 3 tane odamız var. Burası 15 metrekare büyüklüğünde ve kendi içerisinde banyosu, tuvaleti var. Bu arada bütün odalarımızda, bu odamızda 4 kapaklı olmak üzere bütün odalarımızda dolaplarımız mevcut. Depolama alanları bol miktarda var. Bu odanın en büyük özelliklerinden bir tanesi de sabah kalktığınızda hemen full sağ tarafta deniz, sağ tarafta dağ manzarası, hemen buradan tilkicik koyunu görüyorsunuz ve havuz. İsterseniz sabah kalkar kalkmaz serinlemek için buradan havuza atlayabilirsiniz. Muhteşem bir oda burası. Evet, hemen şuradan da sizlere banyo tuvaletimizi göstermek istiyorum. Burası evin en küçük banyo tuvaleti. Bu arada bütün banyo tuvaletlerimizin karakteristikleri, döşemeleri hepsinin birbirinden farklı. Bu da bence güzel bir özellik. Buradan hemen yukarıya çıkmadan önce buradaki banyomuzu da şöyle bir gözden geçirmek istiyorum. Evet, burası yandaki, dediğim gibi yan taraftan biraz daha büyük. Duş bölümü de aynı şekilde daha büyük. Evet, şimdi hemen üst katımıza çıkalım. Üst katımıza çıkarken hemen şunu söylemek istiyorum. Burada bir eksiğimiz var. Burada korkuluğumuz yok. Buraya cam bir korkuluk gelecek. Herhalde bu hafta içinde takılacak diye düşünüyorum.
Burada da hemen merdivenlerimizi çıkarken çok büyük bir aydınlatma bölümümüz var. Bu tip aydınlatmaları ben çok seviyorum. Çünkü gün ışığıyla doluyor ve ben aydınlık evleri çok seviyorum. Evimizde gri ve beyaz tonlarında olduğu için gerçekten çok aydınlık ve ferah hissettiriyor. Evet, üst katımıza çıkıyoruz ve hemen sağdaki ilk odamıza giriyoruz. ...17 metrekare büyüklüğünde, aşağıdakinden daha geniş bir oda ve biraz daha ferah. Ferahlığının en büyük özelliği de tabii ki bir kat üste çıkmış olmamız ve manzarasının burada çok çok daha güzel olması. Yukarıya çıktıkça açımız genişliyor ve sol taraftan bir miktar daha fazladan manzara görebiliyoruz. Burada çok güzel plajımız ve otellerimiz var. Ufak tefek sesleri de buraya kadar gelebiliyor. O yüzden bence burası harika bir yer. Gene bu oda da gerçekten çok güzel. Her iki tarafında cam olması hem aydınlık hem de manzara anlamında çok güzel. Gene burada dört kapaklı bir gardırobumuz var. Çok ayrıntılarına bakmak istemiyorum ama şöyle gene kabaca bir gösterebiliriz. Gayet de yüksek. İklimlendirmeleri göstermek istiyorum. Bütün odalarımızda bir tanesi hariç ve salonda da VRF klima sistemimiz mevcut. Bütün ayarlamalarını da her odadan istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Evet, buradan da hemen banyo tuvaletimizi göstermek istiyorum. Burada da krem tonları kullanılmış. Krem tonlarını ben seviyorum. Bana daha bir sıcaklık veriyor. Yani bana göre daha sıcak bir renk ve hissiyatı da öyle. Hemen üst kattaki ikinci odamıza geçiyorum. Burası da 15 metrekare büyüklüğünde, gene kare bir oda, gene banyo tuvaleti var. Daha fazla bir dolabımız var. VRF klimanın olmadığı tek oda burası, fakat tabii ki buraya klima takılmış. İlk etapta burası giyinme odası olarak planlanmış, fakat daha sonradan oda olarak değerlendirilmiş. Bu odanın bir güzelliği de buradan hemen bir bahçe bölümü var. Asma bahçe bölümü. Buradan bahçe bölümüne çıkabiliyorsunuz. Tabii gene buranın peyzajı size ait. Burada çok farklı peyzaj kullanabilirsiniz. Buraya begonviller, bu begonviller de duvarı kapladığında muhteşem olabilir. Gene hemen pencereden baktığınızda burada tam kapının giriş bölümünde bir asma bölüm daha yapılmış. Bu katın en büyük özelliği o. Hemen bu kattaki odamızın banyosuna bir göz atalım. Burada biraz daha açık krem, griye çalan tonlar kullanılmış. Gayet yeteri büyüklükte. Çok çok yeterli diye düşünüyorum. Evet, burada da bir aynalı bölüm. Makyaj masası olarak kullanacağınız bir alan değerlendirilmiş. Evet, ve şimdi de tabii ki son olarak ebeveyn odamıza geçiyoruz. Son odamızdayız, dördüncü odamız ve hemen önce size banyo tuvaletini göstermek istiyorum. Bütün banyolarımızın karakteristikleri farklı, hepsi farklı farklı döşenmiş. Burası mermer dokusunda ve gri tonlarda, gri siyah uyumluluğu da gayet güzel olmuş. Evet, şimdi odamıza geçiyoruz ve odamız 21 metrekare büyüklüğünde. Gene dolabımız hemen burada 5 kapaklı ve ayrıca bir bölmemiz daha var. Yani depolama alanı olarak gayet yeterli. Ama tabii ki isterseniz daha büyük bir gardırop istiyorsanız, hatta bir giyinme odası istiyorsanız, az önce gösterdiğimiz odamız aslında ilk etapta giyinme odası olarak tasarlanmıştı. İsterseniz orayı da kullanabilirsiniz. Burası gene her iki cephesi de cam. Sadece bir odamız hariç diğerlerinin hepsinin çift cephesi var ve bu çift cephelerde camla ve boydan boya camla kaplanmış durumda. Evet, buradan hemen dışarıya çıkmak istiyorum. Evet, hemen çıkar çıkmaz serinliği alabiliyorsunuz. Hemen yüzünüze bir serinlik çarpıyor. Buradan hemen çok cümleme başlamadan önce şu bölümü göstermek istiyorum. Burada çok geniş bir balkonunuz var ve aynı zamanda da yine küçük bir bahçe alanınız var ki bu az önceki odaya kadar dolaşıyor arka taraftan.
Ve tabii ki aslında bence en güzel noktalardan bir tanesi. Gene tam bahçe alanınızın, havuz alanınızın üst tarafı ve aynı eşsiz manzaraya sahip. Yani kesinlikle burada olmalısınız ve bu manzarayı, bu ferahlığı burada hissetmelisiniz. Daha da çok fazla söze gerek yok diye düşünüyorum. Bu güzel villamız ve bu güzel manzaranın eşliğinde sizlere son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu villayı satın almak istiyorsanız ve Bodrum'daki diğer portföylerimizi görmek istiyorsanız bana iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Bu ev hakkındaki bütün açıklamaları alt tarafta bulabilirsiniz. Bunun haricinde bizi Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Tabii ki evavcısı.com'a da sizleri bekliyoruz. Bir sonraki villada görüşmek üzere. Hoşça kalın.